Evet, kendini tanıtır mısın? Ben Hüseyin Kılıç. Bu etkinlik için Eskişehir'den geldik ailece. Şöyle, buradan başlayan, dedemden başlayan Göğürbağ'ın torunuyum. Mehmet Ali Kılıç'ın oğlu Hüseyin Kılıç. Süleyman'ın abisi oluyor. İşte bu etkinlik için geldik. Çok güzel bir etkinlik. Sağ olun. Katkısı bulunanların hepsine teşekkür ederiz. Değişik bir duygu içindeyim. Halen de öyle. Yıllardır görmediğimiz köylülerimizle görüşmüş olduk. Genç çocuklarıyla tanıştık. Mesela örneği sizinle tanışmış olduk. Başka yerde görmüş olsam, sokakta veya çarşıda, pazarda yan yana geçsek Kısaköy'lü olduğunuzu bilmeyecektim. Ama bu sayede çok gençleri tanıdım. Ve iyi yönlerde geldiklerini, iyi işlerle uğraştıklarını gördüm. Çok mutlu oldum. Temennim bundan sonra da böyle etkinliklerin devam etmesi, daha da geliştirilerek, görev alan, sorumluluk alan şansını daha artırarak, çevrelere yayılarak daha da güzel sonuçlar alınabilir. Fazla yoğunlukta yok. Mesela ben Eskişehir'deyim. Kısaköylü yok denecek kadar az. İki kapı veya üç aileden ibaret. Ya bilemiyorum, Ankara'da biraz var ama yoğunluk İstanbul. Peki Şubat tatiline biz köye gittik. Siz gelmediniz zannediyorum. Evet biliyorum. İşlerimden dolayı gelmek çok istedim. Kış sezonuydu, bir de işlerimiz vardı. Yani ailece de olmasa buraya ailece geldik. Yalnız da gitmeyi düşünüp fakat işlerimiz vardı. Seneye böyle bir etkinlik olursa Şubat tatilinde ya da kışın köye gelmeyi düşünüyor musun? Tabii ki. Düşünürüm. Bir de kış olarak bir köyümüzü görelim. Şimdi şöyle bir şey var. Genelde ben işte memur asker birken olduğumuz için ayrı yerlerde kaldım. Fazla gezmedim ama Malatya'dan sonra bir İzmir. İzmir'den sonra Eskişehir'e geldim. Ayrı kaldık köylerimizden, çevremizden. Yazın da bilhassa Temmuz ayında. Kayısı zamanı babama yardıma giderim. 15-20 gün orada kalırız işte. İşçileri değişik bir yerden. Ondan sonra döneriz geri geri. Memur olduğumuz sürede bir 20 gün, bir ay izinimiz oluyordu. Yine yaza, Temmuz'a getirdim. Ama kışın daha farklı. Kısaköy'ünün bilmiyorum nasıl oluyor, kar falan yok ama kurak da olsa yine. Peki, şöyle deyince aklınıza ne geliyor? Valla Kısaköy olarak şimdi ne de olsa orada doğdum, orada büyüdüm. Köy kökenli olduğumuz için köyün durumunu biliyorum. Kısaköy'ün fazla geliri var ama arazisi var, kıraç arazi. Gelir seviyesi düşük. Gençler okuyarak çıktı gitti. Genelde yaşlara bıraktı. Babalarımız, amcalarımıza bıraktı. Onun işte birkaç gençler orada kaldı. Onlara yardımcı oluyor. Onun dışında köyümüz genelde dışarıda. Yani bir yerde iyi oldu yani. Hepimiz köyde kasaka yapabiliyor. Peki köyde en çok özlediğiniz şey nedir? Valla köyde işte bir köy özlemi var. Bir aile büyüklerin özlemi. Amca, dayı demiş, dede. Arkadaşlar, onların bir özlemi. Ne de olsa köyümüz, toprağımız, vatanımız demiş. Orada bir değişik bir duygu var. O bahçelerde mesela, biz bahçelerde genellikle geçtiğimiz, oraya gittiğimiz zaman duygulanırım. O bahçede, o çeşmenin başında, o suyun akışı, o havuzun, o kuşların ötüşü duygulandırır beni. Gece olduğu zaman şöyle akşamları damların üzerinde yatarız biliyorsunuz. Damların üzerinde uzandığı zaman zaten de yorulmuş oluyoruz. Hafiflesin. Bazen sinek olsa da yine de hoş oluyor. O bahçede derenin suları içinde kurbağa sesleri vakum vakum. Değişik yani bir orkestra yönetici müzik sesi gibi. Bazen kuş sesleri. Gerçi şimdi ortamlar fazla kalmadı tahmin edersen, yine de susuzdu. Kuşlar da azaldı. Deredeki kurbağaları, kaplumbağaları da azalttım maalesef. Peki, teşekkür ederiz hocam. Ben çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Eskişehir'den kalktınız, geldiniz. Sağ olun. Siz böyle etkinlik yaptığınız sürece her zaman varız. Her zaman beraberiz. Kalplerimiz beraber. Birlikte olmak dileğiyle.